Evet dostum, bugün Docker Compose'un içinde MongoDB ile Node.js'i nasıl birbirine bağlayacağız? Tek bir network üstünde, izole bir network içinde. Onu öğreneceğiz. Şimdi bir tane ben DigitalOcean'da droplet oluşturdum. Bunun gerekli kurulumlarını, kullanıcı izinlerini falan filan ayarladım. Docker ve Docker Compose'u kurdum. Bunları zaten göstermiştim daha önceki videolarda. O yüzden bunları direkt yaptım, yani video çok uzamasın diye. Ama yine de çok uzayabilir, bilmiyorum. Çok önemli değil. Şimdi bir tane to-do application yapmıştık biz, hatırlarsan. Node.js API'yi, React part'ı ve MongoDB database vardı. Şimdi front-end'i göstermeyeceğim. Sadece back-end'imiz var. Database'de MongoDB'yi pull edeceğiz Docker'dan, onu kullanacağız. Bu ikisinin bağlantısı nasıl gerçekleştireceğiz abi, onu göstereceğim. Şimdi Docker Compose neydi abi? Docker container'larını tek tek böyle çalıştırmak yerine orada belirteceğin konfigürasyon kısımlarını bir dosyanın içine koyuyorsun. O dosyayı çalıştırdığın zaman Docker otomatik olarak hepsini konfigüre bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Tek bir network üstünde. Docker Compose'un tüm olayı bu. Yani yönetmeni kolaylaştırıyor. Olay bu. Ve tek bir network oluşturduğu için bunların bağlantısı konfigüre edilmesi gerekiyor. Yani sen normal bir backend API'da MongoDB Atlas'a bağlantı stringi veriyorsun, bağlanıyor, ama sen bunu Docker Compose'un içine koyduğun zaman bağlanmıyor. Çünkü izole bir network'e koymuş oluyorsun. Şimdi bu durumda yapabileceğin iki şey var. Ya MongoDB Atlas'a bir şekilde bağlayacaksın, ki ben bunu daha öğrenmedim. Ya da MongoDB imajını Docker Hub'dan indirip container içinde çalıştıracaksın. Yani kuracaksın lokal bilgisayarına, server'ın lokaline. Oradan aynı network içinde bağlamasını yapacaksın. Ben onu öğrendim, onu göstereceğim. Daha sonra MongoDB Atlas'a nasıl bağlantı vereceğimizi de öğreneceğim, İzole edilmiş bir network'tan. Ama şimdilik konumuz MongoDB imajını pull edip container içinde çalıştırıp izole bir network'ta Docker Compose'un içinde backend'e nasıl bağlayacağız, bunu göstereceğim. Şimdi abi backend'in içinde normal source kodlarımız falan var ve Docker file'ımız var. Bunu göstermeyeceğim, yani sıfırdan yapmayacağım çünkü zaten bunu gördük. Node 18'i yüklüyoruz Alpine'ın üstüne. Package.json'ı kopyalayıp sonra npm install çalıştırıyoruz. Sonra tüm diğer dosyaları kopyalayıp 5000'den expose ediyoruz portunu. Bunu yapmamızın sebebi, yani ilk önce package.json'ı kopyalamamızın sebebi layer caching olayı. Ondan faydalanmak için. Yani daha hızlı bir şekilde sonraki sürümleri imaja dönüştürebilmek için bunu zaten anlatmıştım. Bu kadar. Bunu istersen ben Docker run diye çalıştırabilirim. Hatta yok, Docker build deyip imajı build ettikten sonra run deyip hangi porttan çıkacağını yazıp çalıştırabilirim. Ama onun yerine dediğim gibi tüm bu konfigürasyon ayarlarının Docker Compose YAML dosyasının içine koyacağım. Tamam mı? Bu projenin root'unda olması lazım. Çünkü burada bir sürü servisimiz olabilir. Backend, database, işte frontend falan. O yüzden projenin root kısmında, kökünde olması lazım. Şimdi buraya geleceksin abi. Nano Docker Compose YAML ya da YAML, bu şekilde ikisi de olur fark etmez, ama bu olması lazım. Docker Compose YAML. Çünkü Docker buna bakarak bunu çalıştıracak. Bunu oluşturuyorsun abi, tamam mı? Şimdi buraya biz konfigürasyon dosyalarımızı yazacağız. Burada terminalde yazması zor olduğu için VS Code'da yazacağım, sonra buraya kopyalarız. Aynı mantık, tamam mı? Burada ben zaten bir şeyler yapmıştım, direkt bunları silelim. Şimdi ilk yapacağım şey services değil, version belirtmek. Version genelde 3 yazılıyor. Sonra services belirtiyoruz. Services'ın altında abi kısaca çalışacak olan container'ları yazıyorsun, tamam mı? Şu anda bizim kaç tane container'ımız olacak? 2 tane backend ve database. Tamam, backend'den başlayalım. Buna bir isim vereceğiz. Tamamen bu optional. İstediğin isim verebilirsin. API diyebilirsin. Backend diyebilirsin. Fark etmez. Ne diyelim abi? Mern API diyelim, tamam mı? Hatta Node API diyelim. Çünkü daha Merge Stack yapmadık. Frontend dahil etmedim şu anda. Node API, tamam mı? Service'imizin adı bu. Bunu şimdi bir image lazım, değil mi? Docker Compose diyor ki bu service hangi imajı kullanacak? Çünkü container'ın çalışabilmesi için imaj dosyası lazım, değil mi? Sen diyorsun ki abi, benim imaj dosyam yok. Sen bunu build edeceksin. Yani Docker file'ım hazır benim. Sen bunu gidip imaja dönüştürüp ondan sonra çalıştıracaksın diyorum. Build bu anlama geliyor. Ve Docker file'ın hangi directory'de olduğunu belirtiyorum. Bu Docker Compose YAML'ın bulunduğu noktadan backend'e doğru gidersek buluruz abi. O yüzden backend yapıyorum. Bu build gidiyor, imaja dönüştürüyor, ondan sonra container olarak çalıştırıyor. Tamam. Onun dışında ports'u belirteceğiz. Ports da abi
Aa, 5000'den vermiştik hatırlarsan. Direkt böyle 5000'e 5000 diyebiliriz. Bunu istediğin herhangi bir şey yapabilirsin. Dış port çünkü bu. Anladın mı? Bu tarayıcıdan ulaşacağın port. Bu içteki port da Docker Compose'un içinde karşılanacak iç port gibi düşün. Anladın mı? Bunu belirledi. Bunu değiştiremezsin. Çünkü içtekiyle senkronizasyon bozukluğu olur. Çalışmaz. Çünkü içtekini 5000'den çıkarttık. Docker file dosyasında expose 5000 yazdık. O yüzden bunu 5000 yapman lazım. Bu dıştakini de istediğin şey yapabilirsin. 3000 yapabilirsin. 8000 yapabilirsin. Fark etmez. 5000'e 5000 olsun. Fark etmez dediğim gibi. Onun dışında başka notlara bakarak ilerleyelim. Bir tane de restartımız olacak abi. Restart always. Bu da şu anlama geliyor. Eğer herhangi bir sebepten dolayı API'miz, backend'imiz crash olursa direkt yeniden başlarsın. Anladın mı? Tamam. Şimdi database'imizi yapalım abi. Database'de istediğimiz isim verebiliriz. MongoDB diyebiliriz. MongoDB olsun bu da. Ya da database diyebilirsin. Direkt DB diyebilirsin. Hiç fark etmez. Tamam mı? Geldim buraya. Buna build demeyeceğim. Çünkü MongoDB için hazırladığımız bir Docker file'ımız yok. MongoDB'yi biz yapmayacağız çünkü. MongoDB'yi yapan firma, şirket bunu image haline getirip Docker Hub'a koymuş. Biz onu oradan pull edeceğiz. Tamam mı? Bunun için de image komutunu kullanıyoruz. Image. Ve burada Docker Hub'daki ismini yazıyoruz. Bunun da ismi Mongo. Tamam mı? Buraya versiyon falan belirtebilirsiniz. Gerek yok. Latest version'ı indirelim. Direkt bunu indirecek. Bir imaja dönüştürmekle uğraşmayacak. Burada imaja dönüştüreceğiz çünkü. Tamam. Onun dışında bunun da portunu belirtelim abi. Bunun da varsayılan portu 27017. Bu arada portları abi tırnak içinde belirtmemiz lazım. Rakamları. Docker Compose YAML dosyalarında. Neden bilmiyorum. Şunu şöyle gel. Tamam. Bu da 27017. Bak bu bunda da böyle bir olay, şöyle bir olay var. İç portun çok bir önemi yok. Değiştirsen de bağlantı kuruluyor. Ama bunda da dış port önemli. Şu kısım 27017 olması lazım. Anladın mı? MongoDB çünkü içeride onu bir şekilde öyle ayarlamış. Bunu değiştirdiğin zaman bağlantı olmuyor. Keep that in mind. Tamam mı? Aklında bulunsun. Tamam abi. Başka? Bir de bunlara container ismi vereceğiz. Tamam mı? Şu başa gelelim. Container ismi verelim bunlara. Bu da önemli. Container name ne olacak abi? Mongo container olsun. Mongo container, tamam mı? Bunun container ismi Mongo container. Buna da bir container ismi verelim. Container name. Şuraya gel. Bu da node container olsun. Tamam mı? Şimdi bu container name'ler önemli. Bağlantıyı bunlarla kuracağız aslında. Çünkü container aslında ayağa kaldırdığımız zaman bir işletim sistemi açmış oluyoruz. Bir host oluşturmuş gibi bir şey, tamam mı? Çok ilginç bir teknoloji gerçekten. Ve biz bağlantıyı bu şekilde kuruyoruz aslında. MongoDB ya da MySQL'e bağlanırken belirttiğimiz şey şu. Database hangi hosta bulunuyor? Onun IP'sini ver bana diyor sistem. O IP'ye gidip database'e bağlanıyor. Mantık bu şekilde işliyor. Şimdi burada biz bir izole network oluşturacağız Compose içinde. Ve bu network'a sadece bu ikisini dahil edeceğiz. İki tane işletim sistemi ayağa kaldırmış olacağız. Yani birer host olmuş oluyorlar. Mongo database ayrı bir hosta, API ayrı bir hosta. O zaman API'den buna bağlanabilmek için bu MongoDB'nin bulunduğu container'ın ismini ya da IP'sini API kısmında belirterek bağlanman lazım. Anladın mı? Buradaki container name IP'ye eşit gibi. Anladın mı? Yani container'ın IP'si eşittir container'ın name'i gibi bir şey anladığım kadarıyla. İleride daha iyi öğreneceğiz. Şimdi bu tabi bunlara bir network oluşturmamız lazım. Network oluşturmak için services ile aynı hizaya geliyorsun. Network oluşturacaksın bir tane. Buna bir isim verebilirsin. Mern, hani Mern diyelim abi. Mern Network. Tamam mı? Mern Network. Ve driver'ı bridge olacak. Yani bridge. Yani bridge modunda bir bağlantı. Tam networking kısmını bilmiyorum ama genel olarak bağlanmalarını sağlayacaklar. Şimdi network oluşturduk. Bu Mern network'u da alıp
diyorsunuz. Şöyle getireceksin. Bunları network olarak tanımlaman lazım. Buraya geliyorsun. Networks bu. Anladın mı? Olay bu. Geliyorsun. Network bu. Anladın mı? Yani aynı network'a dahil etmiş oluyorsun. High level olarak mantık bu. Low level'ı bambaşka dünya. Ona zamanla gireceğiz. Tamam. Bakalım başka bir şey var mı? Bir şey daha var abi. Bu Node API kısmında şuraya gel. Depends on diye bir seçenek var. Bunda Depends on. Buraya abi şu ismi koyuyorsun, tamam mı? Yani depends on. Buna bağlı olacak diyorsun, anladın mı? Yani MongoDB çalışmadan bu API çalışmayacak. MongoDB container'a kurulmadan, onun container'ı çalıştırmadan bu API çalışmayacak diyorsun, anladın mı? Bu buna bağlı. Önce bu çalışacak. Buna bir şey olursa API de gidecek gibisinden bir şey belirtiyorsun, anladın mı? Olay bu. Ve burada neye refer ettiğin çok önemli. Yani bu neyin ismi? Burada container'ın ismini mi kullanıyorsun? Image'in ismini mi kullanıyorsun? Yoksa bu server'ın ismini mi kullanıyorsun? Bunlar çok önemli. Bunu tamamen ben deneme yanılma yoluyla buldum. Birazcık da araştırarak buldum. Burada abi service'in adını yazacaksın. Anladın mı? Yani buraya senin belirtmiş olduğun service'in ismini yazacaksın ki bu çalışmadan bu çalışmasın. Mantık bu. Tamam mı? Başka bir şey gerekiyor mu? Container'ın ismini belirttik. Bu backend'in içinde bulunan Docker file'ı image'e çevirecek. Sonra bunu container olarak çalıştıracak. 5000'e 5000'den port mapping yapacak. Eğer crash olursa her zaman restart edecek. Networks'u Mern Network'a bağlı. Bu da aynı şekilde. Ve depends on MongoDB. Bu service'e bağlı. Bunun container name'i Mongo Container. Image'i Mongo. Pull edeceğiz Docker Hub'dan. Ports'u da 27.017'ye 27.017. Network'u da Mern Network. Olay bu. Tamam mı? Şimdi bunu alalım abi. Asıl kopyalamamız gereken yere yapıştıralım. Bu arada bu dondu. Uzun zamandır bakmadığınız için. Bunu kapatıp tekrardan açalım. Nano Docker Compose YAML. Tamam. Bir dakika, yanlış mı yaptık? Yes. Docker Compose. Tamam, doğru. Burada yapmış olduğumuz kodları ya da konfigürasyon şeylerini buraya yapıştırıyoruz. Çok güzel. Abi bu YAML dosyalarında dikkat etmen gereken şey boşluk, tamam mı? Yani şu azıcık içeride olursa hata olur, anladın mı? Hepsi doğru bir hizada olması lazım. Yoksa çalıştıramazsın abi. Sıkıntı çıkar. Anladın mı? Böyle bir olay var bunda. Python gibi düşün. Python'da da boşluklar çok önemli. Tamam abi, olay bu. Konfigürasyon dosyamız hazır. Bunu kaydediyorum. Tamam. Başka bir şey var mı? Evet, tabii ki var. Şimdi bak, burada ne dedik abi? MongoDB database yazılımı bu container'da çalışacak. Yani çalıştığında container'ın ismi Mongo Container olacak. Yani bu bunun IP adresi gibi düşün, tamam mı? Bizim o zaman buna bağlanmamız lazım. Node.js source kodunda. O zaman abi backend'e git. Backend source kodunun olduğu yer. Server.js'i aç abi. Çünkü burada MongoDB'ye bağlanıyoruz. Bak, Mongo'sla bağlanıyoruz. Connect metodunda. Burada ben environment variable'dan bağlamıştım. Şimdi environment kısmına girmeyeceğim. O da ayrı bir videonun konusu. Buraya abi normal bağlantı stringini yazacağım. MongoDB, tamam mı? Normalde biz ne yazıyorduk? Localhost, değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? Localhost. Sonra da bağlanacağımız database'in ismi. Bu kadar. Değil mi? Bunu biz ne zaman yapmıştık? MongoDB yazılımını lokal bilgisayarıma kurmuştum ben. Compass'ı falan filan. O zaman ben bu stringi kullanarak bağlanıyordum. Datalar lokaldeki o yazılıma depolanıyordu. Şimdi ama localhost'ta tutmayacağız bunu. Bak, Compose'da bir network oluşturuyoruz. İki tane bilgisayar var gibi düşün. İki tane container var. Bunları bilgisayar gibi düşün.
MongoDB bir tanesinde, API diğerinde. O zaman bunları bağlayabilmek için localhost kullanamaz. Çünkü Node.js'in bulunduğu konteynerde, bilgisayarda database yok, MongoDB yok. O diğer bilgisayarda. O zaman onun IP'sini belirtmen lazım. IP'de neydi abi? Konteynerinde. Tamam mı? O zaman buraya geliyorsun. Orada belirtmiş olduğun konteyner ismi yazıyorsun buraya. Mongo container. Artık orada ne isim belirttiyse. Yani eşleşmesi lazım. Ne isim belirttiğinin bir önemi yok ama eşleştirmen lazım. Tüm olay bu. MongoDB, bu baştaki MongoDB, MongoDB database'e bağlayacağını söyleyen bir olay bu kadar. Anladım. Burada da o database'in hangi sunucuda olduğunu söylüyorsun. IP'sini belirterek ya da ismini falan belirterek. Anladım. Aynı mantığa geliyor. Ondan sonra da bağlanacağın database'i söylüyorsun. Eğer yoksa oluşturuluyor. Bunu biliyorsun zaten. MongoDB'nin mantığı bu. Tamam, burada bak öğrenmen gereken, anlaman gereken nokta bu. MongoDB'nin bulunduğu container'ın ismini buraya bağlantı string olarak yazacaksın. Bunu kaydediyorsun. Tamam. Şimdi her şey hazır bence. Bu Docker Compose YAML dosyasını çalıştırabilmek için kullanacağımız komut Docker Compose build diyebilirsin. O zaman sadece build eder. Bu kadar. Ama çalıştırmak istiyorsan up diyeceksin. Ve bunu detach modda çalıştırmak istiyorum. Yani ekrana bir şeyler yazdırmasın. Arkada çalışsın. Background process olarak. O zaman detach modu belirtiyorum. Bunu yaptığım zaman abi sistem gidecek ilk önce MongoDB'yi pull edecek. Çünkü API'yi o service'e depend ettim. O yüzden ilk önce o çalışacak. Ondan sonra backend service'ine gelecek. Orada build dediğimiz için image'ı çekmeyecek. O directory'ye gidip Docker file'ı alıp image'a dönüştürecek. Sonra orada belirtilen özelliklere göre container şeklinde çalıştıracak. Ve bunları hepsini bizim belirttiğimiz o Mern App Network'unda bağlayacak. İzole bir network oluşturacak ve çalıştıracak. Hadi bakalım, başlayalım. Evet, ilk önce MongoDB'yi pull ediyor. Çünkü Node.js'i buna depend ettik. İlk önce bu çalışacak dedik, anladın mı? O yüzden. Yoksa Node.js hatırlarsan ilk başta belirtmiştik. MongoDB sonra. Ama MongoDB ilk önce yapıyor çünkü Node.js ona bağlı. Anladın zaten, tamam. Tamam. Node.js'e geçti. Node.js'i indirdi. Şimdi package.json'ı kopyaladı ve npm install'u çalıştırıp node modules'ları image'in içine yükleyecek. Tamam. Evet, bekliyoruz. Kayıtta mıyız? Süper. Tamamdır. Yükledik abi. Şimdi kaynak kodları kopyalayacak image'in içine ve bu kadar. Bitti. Ve container'ları ve network'u create etti, başlattı ve bu kadar. Şu anda eğer klasik Docker Compose PS dersen bu container'ların çalıştığını göreceksin abi. Bu kadar, anladın mı? Bir inceleyelim. Image olarak neyi kullanmış? MongoDB için Mongo, bildiğimiz image. Buradaki image içinde Node API to do app Node API. Bu to do app directory'nin isminden geliyor. Otomatik Docker Compose koyuyor. Node API da service'ımızın adı. Bu çok önemli değil. Önemli olan kısım burada. Tabi portlar da önemli ama şu anda bizim için önemli olan kısım buradaki konteynerin isimleri. Tamam mı? Node konteynerinin çok bir önemi yok. Onu front-end'e bağlayacağımız zaman önemi olacak. Şu anda bu Mongo konteynerin bir önemi var. Çünkü Node.js'te buna bağlandık. Bakalım bağlanmış mı abi? Gideceksin abi. Bu IP'yi kopyalayıp geldin. Bizim API'miz hangi porttan sunuluyor? 5000. porttan. Bir gidelim. Evet, şu anda çalışıyor. Peki database ile işlemin yapıldığı tasks endpoint'ine gidersek çalışacak mı? Çalıştı, bu kadar. Anladın mı? Önceki videoda hatırlarsan buraya gittiğimizde browser dönüp dönüp bir sonuç göndermiyordu. Çünkü ortada bir database yok. Bağlanamıyorsun. Ama şu anda bağlandık ve database'de bir veri yok. Çünkü database'i sıfırdan kurduk. Anladın mı? Şimdi bu database'e nasıl ulaşacağız abi? Şimdi MongoDB Atlas'a bağlandığın zaman ne yapıyordun? Gidiyordun, hisseden bakıyordun verilere, değil mi? Yeni veri ekleyebiliyordun falan. Ya da MongoDB Compose kurduğun zaman arayüzden gidebiliyordun. Şimdi bunu nasıl yapacaksın abi? Bizim bu bağlandığımız MongoDB nerede? Çok basit abi.
O konteynerin içinde. Konteynerin içine girmemiz lazım, tamam mı? Konteynerin içine nasıl gireceğiz? Docker. Bir dakika, PC yapalım tekrardan. Docker exec. Exec böyle okunuyor galiba. Exec IT interactive terminal demek. Yani içine gireceğiz. Exec IT ve container name önemli. Mongo container'a bağlanacağımı söylüyorum. Yani bu bilgisayar alanı, bu bilgisayara bağlanacağımı söylüyorum. Ve sonra bash terminaline bağlanmak istediğimi söylüyorum. Buraya shell diyebilirsin, fark etmez. Bash'e bağlanacağım ben. Ve bu kadar. Ubuntu'nun içindeyiz. Anladın mı? Çünkü bu Mongo kurulurken otomatik Ubuntu'yu da kurdu. Ya da Ubuntu olmayabilir. Başka bir Linux'u da kurmuş olabilir. Önemli değil. Şu anda bir Linux sisteminin içine girdik. O bilgisayar, o konteynere bağlandık. Ve şu anda bu konteyner içinde MongoDB yüklü. Bu MongoDB'ye terminalle ulaşmanın komutu neydi? Mongo SH. Tamam mı? Bunu eğer çalıştırırsak... Evet. Bağlandık. Bitti, bu kadar. Anladın mı? Node.js'imizin bağlandığı database bu. Eğer showDB dersem... bana todo application, todo app database'ini gösterecek. Çünkü biz buna bağlandık, otomatik sistem bunu oluşturdu. Anladım. Eğer ben mesela kendi bilgisayarıma gidip Mongo SH'i çalıştırırsam çalıştırmayacak. Çünkü diyor ki abi sen bunu yüklemedin, böyle bir sistem yok. Ama bunda var. Çünkü otomatik değil. Yükledik yani, anladın mı? Container'ı, image'ı aldık, çalıştırdık ve container oluştu, anladın mı? Linux var parent image olarak ve üstünde MongoDB database yazılımı yüklü ve biz bunun içine girip Mongo SH'i çalıştırdığımız zaman direkt buna bağlanabiliyoruz. Yani kendi bilgisayarına MongoDB yüklemiş kişinin gibi düşün. Süper. Şimdi ben buraya gelip use todo app diyerek bunu geçiş yapabilirim. Show collection dersem show collection tasks'ı gösterecek. Çünkü tasks diye bir collection'ım var. Çok güzel. Şimdi bunun içindeki tüm dataları bu şekilde görebilirim. Find diyeceğim tabii ki. Tabii ki içinde hiçbir data yok. Zaten tarayıcıda da yoktu. Buna data eklemek için ne yapıyorduk abi? MongoDB bilgilerini hatırla. Users insert 1. ID diyelim. 1. Text, tamam mı? Key önemli, tamam mı? Text. Homework diyelim mesela. Homework. Homework. Kapat. Süslü parantez bu. Gönder. Aynen. Eğer tekrar bakarsak eklendi. Çok güzel. Bir tane daha ekleyelim hemen. 2 olsun. Bu da shopping olsun. Tamam. 2 tane objemiz var. Şimdi gidiyorum. Konteynerler çalışıyor. Yeniliyorum sayfayı. Ne olmadı lan? Abi olman lazım. Docker PC. Tamam, çalışıyor. Tekrar buna giriş yapalım. Mongo SH. Use todo app DB tasks find. Bir dakika. Abi ciddi misin? Show collections. Show. Bir dakika, bir hata yaptım galiba. Yanlış collection'a insert ettim. Aynen. Users diye şey oluşturdum. Block application'da kafamda kalmış. Neyse. Yapacak bir şey yok. Task'ı yapalım tekrar. Task insert 1 1 text homework. Tamam. Tamam. Az öncekini farklı collection'a koyduk. Node.js kısmında da o collection'ı kullanmadığımız için dolayısıyla çıkmadı. Şimdi doğru collection'a koyduk. Eğer şimdi yenilersem homework'ı göreceğim. Olay bu. Süper. Yani direkt database'inizle interact edebiliyorsunuz. Ya aslında tüm yapboz o kadar basit ki. Yani database bir sunucuda yaşıyor, tamam mı? Backend aynı şekilde bir sunucuda yaşıyor ve sen ona bağlanıyorsun. Bu kadar. Bunları aynı sunucuya da koyabilirsin. O zaman lokal hostla bağlanırsın. Tamam mı? Bunları gerçekten farklı sunuculara da koyabilirsin. O zaman o sunucuların IP'sini verirsin. Ya da Docker gibi bir teknolojiyi kullanarak bunları container'a koyup bir bilgisayar gibi hareket etmelerini sağlayıp bağlantı verebilirsin. Ve bu senin işini daha da kolaylaştırır. Anladın mı? Mantık bu.
Şu anda dediğim gibi abi, bağlantıyı yaptık. Gayet güzel. Dediğim gibi bu konteynerin içine girip bilgileri görebilirim. Yeni bilgiler ekleyebilirim falan filan, anladın mı? Başka bir şey var mı? Ya tabii ki volumes olayı var. O tabii ki yani bu konuda olmazsa olmaz bir şey anladığım kadarıyla. Çünkü oradaki olay da şu. Şu an biz database'i koyduk. Konteynerlara koyduk. Tamam, eyvallah, ama biz bunları kapattığımız zaman, down dediğimiz zaman konteynerlar siliniyor ve tekrar biz bunları up dediğimiz zaman mantıken tüm bu database siliniyor, datalar gidiyor. Geri gelmiyor, anladın mı? Yani persistent data yok. Kalıcı bir data lazım bize. Bunun için volumes denilen bir şey kullanılıyor. Tam öğrenmedim ama anladığım kadarıyla şu. Buna mount ediyorsun, montajlıyorsun, tamam mı, bu MongoDB'nin konteynerına ve oradaki her data senin belirttiğin lokaldeki bir adrese kopyalanıyor. Anladın mı? Yani senin normal şey gibi düşün, bilgisayardan sen bir işlem yapıyorsun ve cloud'a direkt onu kopyalıyorsun. Bilgisayarına bir şey olsa bile cloud'da onu yedeğe tutuyor. Anladın mı? Onun gibi düşün. Bu konteyneri biz kapatsak bile o yedekler bizim herhangi bir lokalde belirttiğimiz bir yere depolandığı için konteynere bir şey olsa bile bir sıkıntı olmuyor. Anladın mı? Ya da direkt MongoDB Atlas'a bağlantı kurarsın. Orada zaten adamlar senin için onun korumasını, maintenance bakımını falan yapıyor, anladın mı? Yani MongoDB Atlas'ın olayı o aslında. Orada da MongoDB yazılımı var. Bir bulutta. Bir cluster oluşturuyorsun. AWS'in üstünde falan filan. Oradan bağlantı kuruluyor. Mantık bu aslında, anladın mı? Database bir yazılım. Onu bir sunucuya kuruyorsun. Diğer servislerin de o sunucuya kurabilirsin. Localhost'tan bağlantı verebilirsin. Ya da az önce dediğim gibi hepsini farklı sunuculara koyup ya da konteynerlara koyup onların IP'lerini ya da isimlerini birbirlerine bağlayabilirsin. Mantık bu aslında. Yapboz'un mantığı bu. Bir sonraki videoda frontend'i bu ikilinin yanına katıp Mern application nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. O zaman tüm Yapboz daha iyi oturacak, anladın mı? Database backend'e bağlanıyor. Backend frontend'e bağlanıyor. Frontend'de de müşteri bağlanıyor falan, anladın mı? Yani çok güzel. İlk başladığımda database nereden geliyor? Datalar nereden? Abi bu database dediğin şey nerede yaşıyor falan. Cidden bunları çok merak ediyordum. Çünkü ilk başta kafada oturmuyor. Ama şu anda bayağı bir mantık aldım. Abi de şey yapalım en son. Kapatmadan önce. Docker PC. Bunlar çalışıyor şu anda. Ben bunları Docker Compose down dersem bunları komple şey yapacak. Container'ları stop edecek ve silecek. Remove edecek. Anladın mı? Ya da eğer konteynerları kaldırmak istemiyorsam sadece stop diyebilirim. Anladım, stop. Eğer Docker PC dersem çalışan yok. Ama bunlar çalışmıştı. 4 seconds ago. 4 saniye önce çıkış yapmışlar. Çok güzel. Ben bunları tekrar başlatabilirim. Start. Bu arada bir dakika, başlatmadan önce stop ettirdim ya. Eğer ben buna bağlanmaya çalışırsam bağlanmıyor. Çünkü konteyneri kapattık, anladın mı? Diyoruz ki abi, dükkanı kapattık, giremez. Bu kadar basit yani, anladın mı? Ben bunu tekrar başlatırsam sistem başlatacak. Ve eğer buna tekrar ulaşmaya çalışırsam ulaşabileceğim. Anladın mı? Ve gördüğün gibi database kaybolmadı. Çünkü konteyneri silmedik. Sadece kapattık. Bilgisayarı uyku moduna aldık. Geri açtık. Bu kadar. Anladın mı? Ama eğer ben gelip buraya down dersem remove edecek. Silecek. Bak. Önce stop etti, sonra remove etti. Tamam mı? Network'u falan da kaldı. Her şeyi kaldırdı. Şimdi gelip ben bunu yenilersem gitti, bu kadar. Anladın mı? Çalışan bir şey yok. Tekrardan şey de diyemem. Start da diyemem. Çünkü orada da konteyner yok, anladın mı? Olay bu. Ve ben bunu tekrardan Docker Compose up dediğim zaman ne olacak? Az önce gösterdiğim gibi sıfırdan gidecek, image'i pull edecek. Gerçi image'ları pull ettik, onları direkt kullanacak ama konteyneri sıfırdan oluşturacak. Anladın mı? Dolayısıyla az önce kurduğumuz o MongoDB sıfırlanacak. Anladın mı? Yeni, yerine yeni MongoDB gelecek ve datalarımız kaybolmuş olacak. Ya, tamamen bir bilgisayar gibi düşün abi. Bilgisayarını açtın, MongoDB'yi kurdun, Node.js'i kurdun, çalıştırıyorsun. Oraya datalar falan birikti. Çok güzel. Format attın, tekrar kurdun, bitti. Anladın mı? Yani artık database orada yok, silindi. Tekrardan yüklemen lazım ve datalar gidecek. Bir önceki database olan. Çünkü o lokal bilgisayarında bulunan bir şeydi. Onu kapattın, format attın. Replace ettin o bilgilerin üstüne yazdırdın. Ve artık o MongoDB database'i eskide kaldı, mazide kaldı abi, anladın mı? Yenisi de sana yepyeni bir sayfa açıyor. Ve eski dataların yok, anladın mı? O yüzden o dataların yediğini tutman lazım. O da volumes'larla yapılıyor. Anladın mı? Ama sadece bilgisayarı kapatırsan böyle
silip tuşuna basıp açarsan tabii ki hiçbir programın silinmediği için datalar da bir yere kaybolmuyor. Olay tamamen bu aslında. Server dediğin şey bilgisayar, container dediğin şey aslında bilgisayar taklidi yapan bir şey. Tüm olay bu gerçekten. Image de o container'ın çalışabilmesi için gerekli olan tüm kodların bulunduğu bir dosya gibi bir şey düşün, anladın mı? Yani bilgisayarı sen kurarken mesela Ubuntu'yu ben yükledim şu anda bu bilgisayara. Ubuntu'nun image'ını indirdim değil mi? Sonra bu image'ı flash'a boot edip bilgisayarı çalıştırdım. Ve sistem bu image'ı aldı. Bunu işledi ve ortaya işletim sistemini çıkarttı. Ve şu anda çalışır bir halde. Bir proses aslında bu, anladın mı? Çalışıyor. Container şu anda bu aslında. O mantıkta düşün. Anladın mı? Image'ları çekiyorsun, çalıştırıyorsun. Container olarak bir yeni bilgisayara dönüşüyorlar. Ve biz buraya her bir servisimizi separate olarak koyuyoruz ve birbirlerine container name'i kullanarak bağlantı veriyoruz. Anladın mı? Tüm olay bu. Ve Docker Compose'un yaptığı tek olay abi, kafanı karıştırmasın. Tek olay bizim her satırda tek tek yapacağımız, her konteyneri tek tek konfigür edip çalıştıracağımız şeyleri tek bir dosyanın içine yapmamızı sağlıyor. O dosyayı yazıp Enter'a basıp arkamıza yaslanmamızı sağlıyor. Tüm olay bu, anladın mı? Yoksa bu Docker Compose'u kullanmasam benim yapacağım şey şu olurdu. Docker run deyip name derdim mesela, name API container mesela, API container, sonra detach modda çalıştır, portu da 5000'e 5000 ve işte şu image'i kullan derdim, çalıştırırdım. Sonra yeni bir terminale geçerdim aynı sunucuda. İşte aynısını MongoDB için de yap, aynısını frontend için de yap falan. Hepsini böyle tek tek satırlarda yapıp hepsini böyle manage etmeye çalışırdım. Gerek yok. Hepsinin konfigürasyon ayarlarını, yani porttur, işte detach modda çalışacak, işte container ismi bu olacak falan filan, hepsini bir file'ın içine koyuyorsun, konfigür ediyorsun ve Docker Compose senin için bunları handle ediyor. Olay bu, tamam mı? Başka bu konuda söyleyecek bir şey yok. Videonun sonuna geldik artık, kapatacağız. Şimdi frontend'i buna nasıl bağlayacağımızı göstereceğim bir sonraki videoda. Olay genel olarak bu. Bayağı güzel, yapboz kafada çok güzel oturdu. Docker'a başlayalı ortalama bir hafta falan oldu ve bayağı bir öğrendim. Ve her işte kullanacağım neredeyse Docker, anladın mı? Yani her şeyde kullanacak gibi bir şey, anladın mı? Yani yapay zekada da kullanılır, robotikte de kullanılır, anladın mı? Yani senin bilgisayarında çalışan bir dosyayı alıp başka bir bilgisayara olduğu gibi göndermeni sağlıyor. Her neyse, olay bu. Görüşmek üzere. Docker inanılmaz bir teknoloji. Öğrenmeye devam. Bay bay.